Beyni pıhtı atması. Nedenleri ve tedavisi. Kaynak: Memorial Sağlık Grubu Sağlık Kütüphanesi. Beyin insan vücudundaki en hayati organlardan biri olarak kabul edilmektedir. İnsan beyni sinir sisteminin komuta merkezi olarak hizmet etmektedir. Beyin vücut hareketlerinin başlatıcısı ve davranışların denetleyicisi durumundadır. Beyindeki kan pıhtısı bu işlevleri bozabilmektedir. İnme, beyni besleyen kan damarlarında tıkanma veya kanama sebebiyle olabilir. Beyin kan damarlarının tıkanmasının önemli sebeplerinden birisi de pıhtıdır. Büyük bir sağlık tehdidi olarak bilinmektedir. Bu pıhtılar kısmi felç veya tam felce sebep olabilir. Konuşma bozukluğuna, hareket edememeye, yani felce veya vücudunuzun bir tarafını hissetmemeye neden olabilir. Beynin hangi bölümünün etkilendiğine bağlı olarak başka belirtiler de meydana gelebilir. Memorial Şişli Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Profesör Doktor Engin Çakar, beyne pıhtı atması, tedavi süreci ve yöntemleri hakkında önemli önerilerde bulundu. Beyindeki kan pıhtısı nedir? Kan pıhtıları jel benzeri kan hücre kümeleridir. Kan pıhtıları özellikle yaralı kan damarlarındaki kanamayı durdurmak açısından etkilidir ve bu özelliğiyle vücuda faydalıdır. Ancak kan pıhtıları beyin, akciğer veya bacak gibi daha kritik yerlerde oluştuysa ve doğal olarak çözülmezse tıbbi müdahale gerekebilir. Kan pıhtısının yeri belirtilerin şiddetini belirleyecektir. Beyni besleyen bir kan damarında pıhtı geliştiğinde beyin dokusunun oksijen ve besin alması engellenmektedir. Beynin bir kısmına kan akışı kesildiğinde veya azaldığında inme meydana gelmektedir. Beyindeki kan pıhtısının belirtileri nelerdir? Kendinizde veya yakınınızda beyni pıhtı atması durumunda acil tıbbi yardım alınmalıdır. Bu nedenle beyni pıhtı atmasının belirtilerini bilmek çok önemlidir. Beyindeki kan pıhtısının belirtileri şu şekilde sıralanabilir. Bulanık ya da çift görme. Bulanık görme, beyin felcinin en erken belirtilerinin biri arasında yer almaktadır. Kişide çift görmeye de rastlanabilir. Konuşmada zorluk. Konuşmada zorluk, beyin felcinin yaygın bir belirtisidir. Hasta iletişim kurmakta zorlanabilir, konuşma bozukluğu yaşayabilir. Yüzde uyuşma. Yüzün uyuşukluğu beyin felci belirtisi olabilir. Bu belirtiyi yaşıyorsanız hemen uzman doktora başvurmanız gerekmektedir. Kısmi felç. Beyinde bulunan kan pıhtıları hastanın vücudunda tek taraflı kısmi felce neden olabilir. Felç genellikle uzuvları etkiler ve bazı durumlarda yüzün bir tarafını da etkileyebilir. Yürümede güçlük. Beyin pıhtısı kol ve bacak hareketlerinde azalma ve kayba veya denge ve koordinasyonda bozulmaya neden olabilir. Ayrıca ani baş dönmesi nöbetleri de görülebilir. Hasta yürümekte zorlanabilir. Baş ağrısı, kusma, baş dönmesi veya bilinç kaybının da eşlik edebileceği ani şiddetli bir baş ağrısı beyin pıhtısının habercisi olabilmektedir. Beyin pıhtısı tedavisi. Beyin pıhtısı sonucunda oluşabilecek inmeye erken müdahale etmek hayati açıdan önemlidir. Beyin pıhtısı ortadan kaldırılarak kan akışı hızlı bir şekilde sağlanırsa hastalık hafif bir şekilde atlatılabilir. İlk pıhtı ve inmenin oluşmasından 4-5 saate kadar trombolitik tedavi adı verilen pıhtı giderici ilaçların uygulanması oldukça yararlı olmaktadır. Beyin pıhtısına karşı kullanılabilecek diğer bir tedavi seçeneği de mekanik pıhtı çıkarımı işlemidir. Pıhtı eritici ilaç tedavisini kaçırmış ya da çok büyük pıhtısı olan kişilerde girişimsel olarak damardan kateterle girilerek pıhtı bulunup çıkarılabilmektedir. Bu mekanik yöntem 24 saate kadar uygulanabilmektedir. Beyin pıhtısındaki ilk saatler ve günlerde tıbbi tedaviler uygulandıktan ve hayati tehlike atlatıldıktan sonra fizik tedaviye başlanabilir. Beyne pıhtı atmasında fizik tedavi ve rehabilitasyon. Beyne pıhtı atmasında hastanın tıbbi durumu stabil hale gelir gelmez kapsamlı bir fizik tedavi planı yapılmalıdır. Hastada oluşabilecek bası yarası, eklem kısıtlılığı ve dolaşım bozukluğu gibi sorunların önlenmesi ve gelişen fonksiyon kayıplarının tedavisi için en erken dönemde yoğun fizik tedavi ve rehabilitasyon programı başlanmalıdır.
Beyne pıhtı atmasından sonra uygulanabilecek fizik tedavi ve rehabilitasyon yöntemleri şunlardır. Pıhtı atması sonucu kol ve bacakta hiç hareket yoksa öncelikle pasif eklem hareket açıklığı egzersizleri yapılmaktadır. Bu egzersizler ve hastanın doğru pozisyonlanması gelişebilecek birçok sorunu önleyebilir. Kol ve bacak hareketleri egzersizlerden sonra yavaş yavaş açılmaya başladıkça daha aktif egzersizlere geçilmektedir. Hasta mümkün olan en erken dönemde oturma pozisyonuna getirilir ve gövde kontrolünün geliştirilmesi hedeflenir. Egzersizlerle beraber kas kuvvetinin ve gövde kontrolünün artmasıyla ayakta durma ve yürüme egzersizlerine başlanmaktadır. Denge bozukluğu meydana gelmişse denge hissini artırıcı egzersizler yapılabilir. Fizik tedavinin erken aşamalarından itibaren robotik rehabilitasyon cihazlarından faydalanılır. Hastanın erken dönemde dik pozisyona getirilmesi ve pasif olarak yürüme hareketinin yaptırılması için robotik yatak, el-kol fonksiyonlarının geliştirilmesi için el-kol robotu, yürümenin beyinde yeniden öğrenilmesi için yürüme robotu ve yer çekimsiz yürüme bandı kullanılabilir. Ayrıca hastanın ihtiyaçlarına göre solunum fizyoterapisi, konuşma terapisi ve yutma terapisi uygulamaları yapılmalıdır.